Sıradaki hadisimiz Zikrul İhbari, haber veren bir hadis. An ibahatin tifa'il mar'i bi culudi ma yahillu biz zekati iza dubigat ve iza kana meyteten. Kesildiğinde helal olan, yani normal bir kesim ile helal olan olabilen bir hayvanın işlendiğinde veya dubigat, dubig Türkçe'de tabak, herhalde aynı kelime, tabaklandığında, normal kesilmişken tabaklandığında derisi kullanılabilen hayvan şayet leş halde olursa, yani ölmüş olursa, onun da derisi aynı şekilde tabaklanırsa, aynı işlemleri görürse helal olacağını, olabileceğini haber veren hadis diyor İbn-i İbhan. Velev ki düzgün bir şekilde kesilmiş olmasın, ölmüş, leş, ama derisinden yararlanılır. Yani 3600 etinden yararlanılamaz. Evet, derisinden yararlanılır. Ama İbn-i İbhan'ın başlıkta formülize ettiği kayıt şu: bu hayvan normalde kesildiğinde helal olabilen hayvanlardan biri olmalı kaydını koymuş. İbn-i İbhan her zaman yaptığı fıkhı sıkı bir şekilde işletir. Başka düşüncelere fırsat aralamaz. Velev ki hadis okurken. Çünkü hadis okurken fıkıhçıların en çok hoşlanmadıkları şey, hadis okuyan ve konuyu etraflıca bilmeyen kimselerin geniş ufuklu davranıp geniş, böyle uçuk kaçık fıkıhlar oluşturmaları. İbn-i İbhan da tam da bunu önlemek için اَتَّقَاسِمْ وَالْاَنْيَوَا yazdığını söyler. Yani hadis okusunlar ama hadisin fıkhını kaçırmadan, yani aynı konuda diğer bulunan hadislerin ve ayetlerin fıkıhtaki o son bulduğu neticeleri okuduğu bir iki hadis üzerinden "aa öyle değilmiş" diye yıkmadan düzgün şekilde öğrensinler diye takasim vel envayı. Dolayısıyla Buhari okuyan bir kimsenin başına bu tür şeyler gelebilir. Veya diğer herhangi bir hadis kitabını okuyan kimse zamanla fıkıha karşı mesafeli hale gelebilir. Bu onun hadisi etraflıca henüz değerlendiremediği dönemlerinde bir başkaldırı gibi tecelli eder. Ama uzun vadede hadisleri tamamıyla okuduğunda, "aa bak, ben geçenlerde 2 sene önce okuduğum hadisin, bak aynı konuda başka başka hadisler de var" diye aynı konudaki diğer hadislerle birlikte fıkhın sonlandırdığı noktaya doğru durak yapmaya, oraya doğru kaymaya başlar. Ama tek tek okuduğu hadisler üzerinden kendisine bir dünya kuranlar genelde hep aykırı dünyalar kurarlar. Çoğu zaman bu Kur'an'a ve sünnete de aykırı düşen bir yaklaşım olabilir. Tıpkı şeye benzer, yani bir ayeti diğer ayetlerin hepsinden izole ele alıp kendisine oradan apayrı bir mana ve anlam çıkarıp neredeyse yepyeni bir din vaz edecek. Mesela şu lika konusunu adam almış eline, oradan yani dersin ki imanın şartı başka, bambaşka bir şeye evrilmiş. İşte likayı da bambaşka bir şekilde anlıyor. Bambaşka bir peygamber üslubu ve mesajı çevresine büründürmüş. Bunlar aslında Kur'an ayeti. Evet. Bu kadar fıkh etmesine rağmen neden bir mezhebi olmamış, yani bunu takip edenler olmamış? Kimin mesela? İbn İbhan sıkı bir şafiidir. Hayır, yani onun için mi yeni bir mezhep oluşmamış, yani kendi o mezhebe bağlı mı kaldığı için mi? Ya yani şimdi kendi mezhebe oluşmamış yani. Mesela İbn İbhan sıkı bir şafii diyoruz ama İbn İbhan'ın şafiiliği de baktığınız zaman mezhep işi içtihatlarla dolu bir şafiilik. Yani İmam Şafii'den ayrıldığı yerlerde içtihat ediyor, farklılaşıyor. Hani genel çatı itibariyle Şafii yaklaşımı içerisinde ama hadisçiler hakkındaki şu genel şeye o da uyuyor. Yani bir hadisçi bir mezhep mukallidi olmakta zorlanır. İbn İbhan da öyle. Yeri geliyor İmam Şafii'ye de hemen çözümünü de şöyle bulmuş: bu hadisi bilmiyordu diyor. Ayrı düştüğü yerde diyor ki bu hadisi bilmiyordu. Bilmediği, bilseydi o da fıkhını bu yönde geliştirirdi diye. Zaten şöyle dememiş midir: İn sahhal hadis
فَهُوَ مَذْهَبِي. Gerçi aynı söz İmam Şafii'den de önce İmam Ebu Hanife'ye nispet edilir. Yani hadis sahih ise artık benim mezhebim odur. Yani benim dediğim değil, benim bilmediğim, kaçırdığım, sizin sahih bir hadis görürseniz اِنْ صَحَّ الْحَد۪يثِ فَهُوَ مَذْهَب۪ي, artık benim mezhebim odur. Onu da delil gösterir, birkaç yerde yapar İbn-i İbban bunu kitabında ve der ki dolayısıyla imam bunu bilmediği için kendince öyle bir fıkıh oluşturdu. Aslında doğrusu budur. Böyle olduktan sonra bunun yani normal bizim bildik bir mezhep mukallidinden çok farklı. Yani kendi içtihatları olan. Zaten işte o manada sordum hocam. Yani bir mezhep olmuş derken kendi neyi? Her muhaddis için bu geçerli. Zaten o dönem böyle tekleşmiş veya tekle işte birkaça, üçe, dörde, beşe neyse sınırlandırılmış bir mezhep anlayışı yok. Yani İmam Ebu Hanife ayarında, İmam Şafii ayarında, İmam Malik, İmam Ahmed bin Ambel ayarında nice onlar gibi alimler var, müştehitler var. Ve onlar da onlar gibi fetvalar veriyorlar. Söz gelimi Evzai gibi. İçtihat yapıyorlar. Yani onların hepsini saysanız ve hepsine işte 1, 2, 3, 4 deseniz mezhepler ne yüzde sınırlı kalır, ne 200'de sınırlı kalır, 300, 400 sayarsınız yani. Ama onların tabileri zamanla azaldı. Çoğunluk bu 4 tane de toplandı zaman içerisinde. Böyle bir süreç yaşandı. Biz konuya buradan nereden geldik? Hadis okumalarında, hadisi ele almada etraflıca yaklaşım esastır. Çünkü bir hadisin yani olmuş bir olayın pek çok tarik ile anlatılan rivayetleri vardır. Aslında ne olduğu bilebilmek için sabırlı davranıp diğer rivayetleri de etraflıca değerlendirmek. Bu işte fıkhın metodudur. Onlarda bir usuldür. Konu hakkındaki bütün malzemeyi, başta Allah'ın kitabı olmak üzere ve Resulullah'ın uygulamaları olmak üzere masanın üzerine kor, sonra neticeye gitmeye çalışırlar. Gerekli olan muhakemeyi, kıyası vesaire diğer süreçleri de bunlardan sonra işletirler. Ama siz lodoslama gidiyorsunuz, direkt kıyastan giriyorsunuz. Yahut tek bir hadisten, ayetlerden bir haber, kendine bir dünya kuruyor. Adam kendine devlet kuruyor orada. Bu tür kötü kullanımları önlemek için İbn-i İbban hadise giden bütün yolları tabelalarla örmüş. Yani labirent gibidir İbn-i İbban'ın kitabı. Hadise giderken istediğiniz gibi hadise gidemezsiniz. Onun söylediği her şeyi duya duya gideceksin. Önce duyacaksın, birazdan bir emir okuyacaksın. Önce duyacaksın, birazdan şöyle şöyle şöyle, şöyle şöyle olan bir emir duyacaksın. Daha yine hadise gidemedin. Sonra zikir başlığında sana birazdan okuyacağın hadisten ne anlaman gerektiğini de en son olarak söyler. Sonra hadisi okutur. Böylece siz artık hadisi okuyunca başka şeyler düşünmeye pek fırsat bulamazsınız diye hesaplamış. Ama öyle olur mu? Olmaz. İnsan evladı bu. İbn-i İbban'ın da ya bence yanılmış dersiniz yani. Nitekim biz okuyoruz. Bizi çekmeye çalıştığı yerlerde çoğu zaman veya bazı zamanlar çoğu kelimesi yanlış. Yani niye öyle olsun ki dedirtir. Allah Azze ve Celle'nin kitabından gayrı ben de sanıyorum ki şeyi kapalıydı, bana onu yaptıracağız. La raybe fih olan bir şey yoktur. Yani insani mesailerin hepsinde kusurlar olur. Dolayısıyla da dikkatli ele alınmalı. Aynı şekilde hadis malzemesi de rivayetler de nitekim hadis ilmi dünya kadar hadise uydurma diyerekten, zayıf diyerekten, hasen diyerekten belli bir tasnif oluşturdu. Bunlara da riayet etmek icap eder. Peki okuyalım şimdi hadisi. Hocam bu mezhepler buluşmasında esas ağırlıklı coğrafya mı bunu etkiliyor? Temel. Yani oluşmasında ve böyle diğerlerinin unutulup bunların öne çıkmasında sanıyorum hem coğrafi etkenler var ama en az onlar kadar önemli olan siyasi etkenler var. Evet. 3678 nolu hadis. Akhbarana Ahmed ibn Ali ibn el-Musanna
Bize Ahmet bin Ali bin el-Müsenna haber verdi. Haddethena Ebu Haythamata, bize Ebu Haysem'i anlattı. Haddethena Sufyanu, bize Süfyan anlattı. Ani Zuhriyi, o da Zuhri'den. An Ubeydillah ibn Abdillahi, o da Ubeydullah bin Abdullah'tan. An ibn Abbasin, o da İbn Abbas'tan. An Meymunata, o da Meymune'den. Kale, dedi ki, Merran Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme bişâtin meytetin. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş bir koyunun yanından geçti. Hayvan kendiliğinden ölmüş, leş. Fekale, o hayvanı orada öyle ölmüş halde görünce, Ela ehezu ihabaha, şunun derisini alsalar ya, fedebeğuhu, onu tabaklasalar ya, fentefe'u bihi, ve ondan yararlansalar ya. Fekalu, bunun üzerine etraftakiler dediler ki, اِنَّهَا مَيْتَةٌ, ama o bir leş. فَقَالَ, bunun üzerine Resulullah dedi ki, اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا, onun ancak yemesi haram kılındı. Derisini yemeyeceksiniz ki, derisinden istifade edeceksiniz. Şimdi yani rivayet o kadar değerli ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i İbban bizi nereye çekmeye çalışırsa çalışsın, sonuçta rivayeti bir kere okumuş bulunuyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir defa bize yaklaşımını aksettiriyor. Etrafın yaklaşımını, etraf ihtiyatlı yaklaşmış. Biz de benzer bir ihtiyata bürünebiliriz. Ama Resulullah'ın yaklaşımı bu ihtiyatı kırabilecek bir karşı tavır içerisinde. اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا, onun yenmesi haram kılındı diyor. Şey değil ki, yararlanılması değil ki, siz onun derisinden yararlanacaksınız. Gah ayakkabı yapacaksınız, gah ne bileyim bir savaş aleti yapacaksınız, gah belki kıyafet yapacaksınız. Rivayet nerede var? Buhari'de var. İmam Buhari bu hadisi 2108 numarası orada. El-Büyu'da vermiş. Satış adlı bölümde vermiş. Bab başlığı olarak da Culudul meyteti kable en tudbaga, tabaklanmadan önceki leş hayvanın derisi diye bir bab başlığı atmış. Dikkat ederseniz İmam Buhari'nin bab başlıkları çok nötr. Tam başlık yani. Hükme taşımıyor. İbn-i İbban da bir o kadar hüküm vaz ediyor. Hüküm kuruyor başlıklarında. Peygamber Efendimiz'in mekanında köpek filan pek olmadığını biliyorum. Köpekleri öldürüldüğünü biliyorum. O hayvanın derisini tabaklayıp kullanmak, hayvan etini de köpeklere yedirmek gibi, mesela böyle bir şey kullanılabilir miydi? Anlamadım. Ya şimdi derisini kullanabiliyoruz. Koyun. Evet, leş olmuş ama o leşi, evet, etini... Ne yaptılar diyorsun? Yedirebilirler mi? Yedirirler, niye yedirmesinler? Yedirirler tabii, niye yedirmesinler? Yani Allah Azze ve Celle onu bize haram kıldı. Köpekli insan. Köpekler de bizim şeriatımıza tabi değiller. Yani, yok burada. Yani olur mu? Köpekler var. Yani adam görüyor ya, köpeğimle geliyorum diyor camiye diyor. Yani belli kısıtlar var köpekle alakalı ama söz gelimi av hayvanı olarak herhangi bir sıkıntısı yok. Zaten Kur'an hükmüyle açık ortada. Ondan sonra insanlara işte çobanlık eden hayvanlar, aynı bizdeki gibi orada da var, ortamda çobanların köpekleri var. Ondan sonra bekçilik eden, bir yeri koruyan, şey yapan. Kısıt haneyle başlıyor. Yani temizlik kaygısıyla başlıyor. Bir de hastalık kaygısıyla. Yani dönemsel olarak bir iki böyle müdahale var. Hastalık sebebiyle. Diyelim ki bir ara hastalanmışlar bunlar ve insanlara bu hastalığı saldırıya başlıyorlar. Bunlar böyle bazen hastalanınca ne deniyor hastalar? Saldırgan hale geliyorlar ve o saldırganlaştıkça da İnsanlara da aynı hastalığı bulaştırma durumları var. Bu tür bir iki müdahale var.
Yoksa hani peygamber ortamında köpek böyle düşman ilan edilmiş, nerede bulunursa öldürülen cinsten bir hayvan değil. Öyle bir şey yok. Bizde olduğu kadar çok kullanma alanı yok. Yani bugünden oraya gittiğinizde en az bizdeki kullanma alanları kadar, yani normal bir Anadolu muhitindeki kadar diyelim yani. Ama biliyorsunuz bazı muhitlerimiz var ki yani insan sayısı kadar köpek sayısının eşitlenmeye başlandığı, sokaklarında köpeklerin gıdalarının sağlı sonlu. Yani insanlar için mendil yok ama köpekler için yolun sağında sonunda işte plastik torba, mendil vesaire. Böyle belediyenin teberrüken sağladığı hizmetler bunlar. Sanırsın o ya da oy kullanmaya da köpekler gidiyor sanki. Yani yakında böyle onlardan aday falan da çıkabilir. Çünkü hizmetlerin önemli bir kısmı köpeklere artık doğru şey yapıyor. Niye? Çünkü nüfusun sayısı kadar, yani hane başında, hanede iki tane insan yok ama illaki bir tane köpek var. Dolayısıyla bundan bahsediyorsanız böyle bir ortam yoktu. Ama normal köpeklerin hakikaten bekçi olarak, çoban köpeği olarak, av hayvanı olarak kullanımı ise bu dediğim gibi aynen bizdeki gibi ortamda da vardı. Ayette haram aleykum ve lehmen hınzirin eti de haram kılınır. Bu hadise dayanarak hınzirin eti haramdır. Tartışması bu sebepten ötürü var. Yani işte bunlar delil gösteriliyor. Cenab-ı Hak domuzun eti dedi. Dolayısıyla biz etini yemeyelim. Cenab-ı Hak domuzun etini yasakladı. Hatta domuzun etinin yenmesi değil, domuzun eti dedi ama et yenmek içindir. Bu bir taraf. Diğer tarafta diyor ki ama aynı ayette Cenab-ı Hak ve innehu ricsun dedi. Çünkü o bir pisliktir dedi. Şimdi bu tabiatı itibariyle sadece leş hükmünde haram kılınmış olanlar bir tık daha farklı bir yere gidiyor. En yakında domuz var. İllaki domuzu içine alıyor. Muzafun ilihe de gidebilir. Orada anılan bir hayvan cinsi var. Fe innehu ricsun diye. Yani hınzire gitmesi hem yakınlığı itibariyle hem de onun isim olması itibariyle daha muhtemel ete gitmektense, çünkü o pisliktir derken domuzu kastediyor diye anlaşılıyor büyük çoğunlukla. Bu sebeple hani pislik olan şeyin bu kez derisinden de yararlanmamak icap edebilir. Fıkıh güçlü bir dayanak buluyor kendisine orada. Ama karşı tarafında belli bir argümanı var. İçtihat dediğimiz farklılaşmalar da böyle ortaya çıkıyor zaten. Ve bu çok maksatlı olmadığı, açık hükümleri ihlal etmediği sürece çok sıkıntılı bir şey de değil. Yani İmam Ebu Hanife farklı içtihat etti diye İmam Şafii onu kötü ilan etmemiştir. İmam Şafii farklı içtihat bulundu diye diğerleri öyle şey yapmaz. Normal şuradaki mecliste bile bir konu açılsa farklı farklı değerlendirme durumları ortaya çıkabilir. Ameli planda bu tür farklılıklar sıkıntılı bir şey değil. Yani bunu böyle kötü gösterip işte farklılıkları rahmet okuyan bir anlayış vesaire. Sanki kendi aralarında hiç farklılıkları yok. Bizden çok farklılıklar kendi aralarında. Birisinin namaz var dediğini öteki hadi canım o da yok diyor. Bir iki ya Kur'an'dan devam edelim öteki ya Kur'an'ı da bıraksak aslında insandaki potansiyel de bu işi bize götürür diyor. Yani bu anlamda farklılık dediğimiz şey kişinin anlama ve değerlendirme düzeyinde, özellikle İslam'ın içtihat diye ayırdığı alanda açık nasların fix etmediği konuların içtihat edilmesi dediğimiz bir alan. Bu isabet ederse sevap alır, isabet edemese de, yani isabet ederse çok sevap alır, isabet edemese de yine bir sevap alır içtihadı ve gayreti dolayısıyla. Bu gayet normal. Dünyevi konularda yok mu böyle farklılaşmalar? Var. Yani diyorlar ki suyu kuyudan mı çekelim, dağdan borularla mı getirelim? Kuyudan çekmenin avantajları, dağdan borularla getirmenin avantajları mukayese ediliyor. Tez, antitez, karşı taraflar bunu tartışıyorlar. Bir netice, bir karar alıyorlar. Dolayısıyla dinimizde de böyle bir taraf var ve Allah Azze ve Celle bunu özellikle öyle bırakmış. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında
bu türden net olmayan konuların flu bırakılan bölümlerinin fix edilme girişimleri o zaman da vardı. Gelip soru soruyorlardı. Mesela ya Resulullah, hac her sene farz mıdır? Bazısı diyor ki ya belli olsun her şey. Ya bazı şeylerin belli olmaması özellikle tasarım gereği. Yani siz biliyor musunuz sorunun cevabını? Farz, hac her sene mi farzdır? Resulullah'a bu sorulduğunda Resulullah bu soruya cevap vermedi. Hayır da demedi. Sadece hoşlanmadı sorudan. Ayet geldi. Yani hoşlanmadı sorudan. Ayette de bir kerecikti değil mi? Açıklandığında hoşunuza gitmeyen şey. Yani o türden soru sormayın diye. Cenab-ı Hak sormayın bu tür soruları dedi. Bunların cevapları sizi rahatsız eder. Sizi sıkıntıya sokar. اِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ. Dolayısıyla onlar da artık sormadılar. Hac her sene mi bilmiyoruz. Farz, gidelim biz en iyisi diyenler gittiler. Şimdi gidemiyorsun, gidemiyoruz. Ya bir kere gittim, en azından yerine getirdim. Yani oradaki esneklik ve her zaman kullanılabilecek durumu öne çıktı. Bu tür konular hakkında ne yazık ki fıkhı bazen tuttu, içtihada bağladı konuları Resulullah'tan sonra. Yani sabitledi o konuları ve kimi bu türden konular ayağımıza dolaşmaya başladı. Aslında o şer-i şerifte, yani Kur'an ve sünnet temelinde bazen dönüp bakıyorsunuz, flu bırakılmış bir konu. Yani farklı çağlarda, farklı zamanlarda daha esnek ele alınabilecek gözüken konular olabiliyor. Devam edelim.